Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, sizlerle bir öğleden sonra 11 Haziran 2019 Salı bugün canlı yayında beraber oluyoruz. Ses geliyor mu diye bir bakıyorum. Evet, geliyormuş. O zaman şöyle bırakayım, devam edelim. Evet arkadaşlar, aslında sezonu kapatmıştık ama dün Cisco Live Amerika'da, San Diego'da başladı. Başlamasıyla birlikte de sertifikasyonla ilgili değişiklikler açıkladılar. Ben de bunlarla ilgili bir canlı yayın yapayım dedim. Bunları duyurdum, bazı değişiklikleri LinkedIn'den, Facebook'tan, Twitter'dan. Canlı yayında da burada bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle CCNA sertifikası temel zaten bu sertifika olduğu için. Sonrasında da diğer sertifikalardan kısaca bahsederiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Yeni CCNA ve bu yeni CCNA neyse, farklı sertifikalar da var. Bunlarla ilgili geçişler 24 Şubat 2020 ile itibariyle başlayacak. Bu arada arkadaşlar mesaj yazıyor. Ben bunları en son artık anlatmak istediklerim bittikten sonra selam verenler, şimdiden aleyküm selam, merhaba diyenlere merhaba cevap vermiş olalım. Onları sordukları soruları cevaplayacağız. Yani böyle karşılıklı soru cevap şeklinde değil. Ben anlattıklarımı, anlatmak istediklerimi anlatayım. Sonrasında biz sorduklarınızı cevaplayalım. Yani şimdi sorularınızı cevap alamayacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Yani şu var. Ben hatta en son paylaştığım LinkedIn'deki mesajı dedim ki arkadaşlar sene Routing Switching sertifikası almayı düşünüyorlarsa ellerini çabuk tutsunlar. 8 ay gibi bir süre var önlerinde. Yani 24 Şubat 2020'ye kadar hala geçerli müfredatta sınava girebilirler. Diğer sertifikalar için de böyle. Hatta işte CCNP için vesaire bazı sertifikasyon için Migration Tool dediğimiz yani bir göç aracı. Mesela adam sadece CCNP switch'i almış. Yeni sistemle ki normalde de CCNP'de de mesela 3 ayrı sınava girerek CCNP Routing Switching sertifikasını alırsınız. Bir tanesini aldınız. Diğerlerini almak için 3 yıl süreniz vardır. Şimdi sistem switch sınavını geçmiş almış adam yeni sisteme göre 24 Şubat 2020'den sonra ne yapacak gibi. Bunlar var. Bunların linklerini ben zaten videonun altına yerleştirdim arkadaşlar. İlk linkten başlayacağız şimdi. Ben ekranımda paylaştırayım. Hep beraber bakalım nedir ne değildir diye mevcut olan sertifikasyon şeyiyle yeni gelenler neymiş bir karşılaştıralım. Neyin linkler var. Dediğim gibi 24 Şubat 2020'ye kadar mevcut durum geçerli. Yani şu an değişikliklerin geçerli olacağı tarih 24 Şubat 2020 olduğu için sınava hazırlananlar, yakın zamanda sınava girecek olanlar bundan etkilenmeyecek. Zaten diyelim ki sertifikayı aldınız, CCNA sertifikasını 1-2 ay sonra 3 yıl geçerliliği var. Yine onlar için bir şey değişmiyor. Bu arada Cisco bazı sertifikalar için ön gereklilik koyuyordu. Mesela CCNA Security için diyelim ki CCNA sertifikası olması gerekiyordu. Zaten yeni sistemde CCNA Security diye bir şey de yok da. Veya CCNP için, CCNP Protection için CCNA sertifikanız olması gerekiyordu. Artık hiçbir ön gereklilik yok. Yani işte CCNP için, CCI için ki zaten CCI için yoktu. Direkt CCI'ye girebiliyordunuz. Yani herhangi bir sertifika için CCNP'nin işte plus sertifikaları, Security Cloud vesaire neyse önceden ön gereklilikler dediğimiz yani bir elinizde sertifika oluyor ki üst sertifikaya girebiliyorsunuz. Bunlar artık yok. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Ben şöyle paylaştırayım ekranımı şuradan. Neredeydi? Ekran paylaşımına. Gelelim. Tüm ekranı paylaşayım. Böyle bir hata yapmış olmayalım yani. Evet. Şimdi ilk link burada ben verdim. Şimdi normal geçerli sistem bu arkadaşlar. İşte Entry Associate Specialist Professional diye geçiyor. Expert diye geçiyor. Specialist'ten de bahsederiz biraz sonra. Burada işte entry sertifikaları var ki yeni sistemde mesela sadece CCT var. CSANT artık kalkıyor. Hani CCNA almak isteyenler iki aşamalı CCNA alabiliyordu ya. Önce CSANT alıyordu entry sertifikası. Sonra da bir sonraki sertifika sınavına giriyordu. Mesela ilk sertifika %105 eski kodu. Daha sonrası 200-105'ti. İkisini iki basamakta. Böyle, tabii ben Türkiye'de genelde direkt 200-125 CCNA Routing Switching sertifikasını tavsiye ediyordum. Bu arada ekran geliyor değil mi? Tamam. Ondan sonra iki basamaklı oluyordu. Yeni sistemde entry tarafında CCT var sadece. CSANT yok. O kalktı.
Associate sertifikalardan da iki tane sertifika geldi. Biraz sonra bakacağız. Bir CCNA diye bir tane sertifika var. Bir tane de DevNet Associate dediğimiz yani developerlar için, yazılım geliştiriciler için bir sertifika geldi. Bununla ilgili işte Kevin Wallace'ın ondan sonra bu Cisco sertifika kitabı, Official Cert Guide kitabı yazarı Wendell Odom'un blogları var. O bloglardan da birkaç tane yazı yayınlamışlar. Onlardan da özetmen bir blog yazayım. Önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşünüyorum. Yani cematener.com.tr'den takip edebilirsiniz. Bugün anlattıklarımızın daha geniş bir özetini. Burada işte biz şimdi CCNA Routing Switching'den gidelim. Yani CCNA Routing Switching'den gelelim şöyle. Şimdi ne diyor? 24 Şubat'dan diyor itibaren 2020'den diyor güncelleme gelecek diyor. Evet, şimdi sertifikalar şu an dediğim gibi 200'e 125 geçerli 24 Şubat 23'üne kadar tabii. Geçerli 2020'ye kadar. İsterseniz direkt 200'e 125'e girip sertifika alabiliyordunuz. Direkt de iki basamaklı alabiliyordunuz. Ama artık ne yapacaksınız? Yeni sistemde 24 Şubat itibariyle yeni sisteme geçilecek. Hemen learn more diyelim daha fazla öğrenin bakalım demiş. Şimdi yeni 24 Şubat itibariyle yeni bir sertifika oluyor. Introduction to New CCNA. Yeni bir sertifika ki sertifikanın ismi şu. Hemen bakalım. Implementing and Administrating Cisco Solution. Yani Cisco çözümlerini uygulama yönetme. Affedersiniz. Yeni kodu da bu. 200-300 birim. Aslında CCNA Routing Switching'e karşılık da gelmiyor ama konuların çoğunu kapsıyor. Şimdi biraz sonra bundan bakacağız. Nedir ne değildir. Yine piyasada CCNA olarak bu geçecek. Onun dışında CCNA'nın plus sertifikaları vardı. İşte Cloud vardı, Collaboration vardı, CyberOps vardı. Mesela CyberOps yeni gelmişti. Hatta çok güzel bir sertifika içeriği vardı. Data Center, CCDA dediğim işte Design Associate, Industrial Routing Switching. Bu zaten ana sertifikaydı. Security, Service Provider, Wireless bunların hepsi kalkıyor artık. Associate'de iki tane sertifika olacak. Bir tanesi şu sertifika 200-301 CCNA, Implementing and Administrating Cisco Solution. Bir tanesi de biraz sonra gelecek. DevNet Associate yani Developer yani yazılım geliştiriciler için bir sertifika. Cisco'nun zaten DevNet Cisco diye bir sayfası var. Orada birçok kaynak var. Hemen yeni CCNA sertifikasının içeriğine bakalım. Yani 24 Şubat 2020'den itibaren geçerli olacak CCNA'miz bu olacak. Bunun üzerinden artık şey yapacağız. Öncelikle eski CCNA 90 dakikaydı. Ana dili İngilizce olmayanlara bir 20 dakika yarım saat veriyorlardı. Şimdi bu 120 dakika bakın. Yine person verin girecek falan filan ama biz başlıklara bakalım. Yine network temelleri, network gelişimi, IP bağlantıları, bağlanabilirliği, IP servisleri, security temelleri, otomasyon ve programlanabilirlik gibi konular var. Birçok konu aslında çıkartılmış, birçok konu eklenmiş. Şimdi bunlar nedir diye bakacağız. Exam topikten bakalım sınav konuları neymiş diye. Şimdi burada bakarsanız şöyle yüzdeleri var. Buradan bunları açarak isterseniz PDF'ini de indirebiliriz. Ben böyle buradan bakayım. Şöyle yeni sınav yani 24 Şubat 2020'den itibaren geçerli olacak sınav. Yine temel network bileşenlerinden başlıyor. Router'dır, switch'tir, IPS'tir, access point'tir. Bunların tanımları tabii. Herhangi bir konfigürasyonları falan yok. İşte Cisco'nun controller'ları var. SDN controller, DNA center. Ve yine Cisco Wireless Controller'lar, Endpoint'ler, Server'lar. Ondan sonra işte topoloji şeyleri, mimarileri nasıl, tier, 2 tier, 3 tier şeklinde bunlardan bahsediliyor. Daha sonra işte kablo tipleri, temel network konuları, TCP, UDP, işte OSI vesaire bunlar var yine. İşte IP adresleri, versiyon 6, unicast, broadcast işte vesaire vesaire. İşte wireless prensiplerinin temelleri var. Şimdi CCNA'de olmayan işte Wi-Fi kanallarının tanımlanması, SSID, RF, encryption gibi konular var. İşte Mac switchler nasıl, Mac adreslerini öğrenildi, bunlar aging timer falan. Daha sonra network access, yine işte switching tarafına girecek. İşte VLAN'ler, default VLAN, native VLAN, trunk'lar, VTP'ler vesaire, CDP, LLDP, LACP, Ether Channel, Layer 2, Layer 3, Layer 3 yoktu mesela CCNA'de. Spanning Tree yine var. Ondan sonra işte Cisco Wireless mimarisinde access point'lerin modları, bu access point'lerle ilgili işte tanımlar var. Description. Tanımlar var yani. Herhangi bir konfigürasyon yok. Sadece konfigürasyon burada ne var? Yani bir wireless lan işte bir client olsun. Onun GUI'si. Wireless kontrolörleri vardır bu şeyin Cisco'nun. Onun GUI'sini çok az tanıyacak şekilde. Çünkü artık uzmanlık şeyleri
CCNP Wireless tarafında olacak. CCNP Wireless kalktı artık. Burada sadece giriş olarak GUI'si, grafik yüzey interfaces, bu kontrolörler nasıl olacak? İşte burada bağlantı, güvenlik, QoS vesaire profiller, VLAN ayarları nasıl yapılacak? Bunlarla ilgili konfigürasyonlar verilecek. IP bağlanabilirliğiyle ilgili işte yine routing protokolleri, prefix network mask vesaire vesaire. Burada bakın static routing var. IP versiyon 6, versiyon 4. Ondan sonra OSPF var. Mesela ERCRP yok. CCNA'de, yeni CCNA'de ERCRP hiç yok. Mesela RIP de yok. BGP de yok. Bunlar mesela iki şeyde BGP mesela 3 yıl önceki güncellemede gelmişti. Kaldırmışlar. Bunları hepsini CCNP Enterprise tarafına atmışlar. CCNP de Enterprise olarak oldu. Yani CCNP Professional değil de Enterprise olarak isimlendirildi. Onu da biraz sonra bakarız. CCNP'ye de biraz. Hani başta şunu söyleyeyim. Artık CCNA Security diye bir sertifika yok. Cloud Wireless yok. Tek CCNA var. Bir de DevNet Associate diye iki tane Associate sertifika var yani. Ondan sonra işte OSPF'in point-to-point enable agency, router ID, işte diğer BDR vesaire. Daha sonra IP servisleri var. NAT olsun, DSP DNS olsun, SNMP olsun, DSP Client Relay. Bakın konfigürasyonlar da azalmış. Mesela burada NAT konfigürasyonu yapıyoruz. Static ve Dynamic NAT. Ondan sonra işte NAT, NTP pardon, Client ve Server tarafında yapılandırıyoruz. DSP, DNS bunların açıklanması. SNMP, bakın yine herhangi bir konfigürasyon yok. Ondan sonra işte SysTalk ile ilgili ve facility level'lerle ilgili açıklamalar var. Ve DSP yapılandırması, yani DSP Client ve Relay Agent yapılandırması. İşte bu QoS ile ilgili bazı açıklamalar var. SSH yapılandırması var. TFTP işte bunlar şeyler var. Açıklamalar bitti. Dikkat ederseniz 3 sene önceki güncellemede bir sürü troubleshooting gelmişti mesela. İşte RIP'te sorun giderme, OSPF'te sorun giderme, ERCRP'de sorun giderme, VLAN'lerde sorun giderme, Trunk'ta sorun giderme. Bunların hepsi kalkmış. Bütün troubleshooting şeyleri yine CCNP tarafına aktarılmış. Aslında yeni CCNA biraz daha basit. Yani mevcut CCNA'ya göre biraz daha içerik hafifliyormuş. Hatta ben de oldum bunu. Hani az önce söylediğim Official Certified Guide kitabının yazarı bu. Kitabın yazarı. Şimdi canlı yayında da benim şöyle sağ köşede görüyordunuz kitaplıkta var. O kitabın yazarı diyor ki benim diyor kitap diyor şimdi mevcut kitaptan %25 daha az olacak diyor yeni çıkacak kitap diyor. Yani Şubat'tan sonra da yeni kaynaklar çıkacak İngilizce olarak. IP servislerinde bahsetmiştik. Security temelleri. Burada yine çok şeyimiz yoktu. Biraz vardı yine CCNA'da ama işte tehditler nedir, zafiyetler nedir, exploit nedir vesaire vesaire bunları azaltma, önleme teknikleri nelerdir? CCNA Security'den bazı konuları almışlar. Konfigürasyon mesela işte lokal password ile bunları kullanarak cihazlara erişim. Ve bunlar bakın descriptive de açıklama tanımlamaları sadece. Mesela remote access site-to-site VPN'lerin tanımlamaları. Herhangi bir VPN konfigürasyonu falan yok. Ondan sonra işte access kontrol listlerin yapılandırması, layer 2 konfigürasyon, layer 2 security konfigürasyonu, DSP snooping, dynamic arc inspection yoktu mesela. DSP snooping konfigürasyonu da yoktu. Sadece açıklaması vardı. Port security açıklaması ve yapılandırması vardı. Yine authentication, authorization, accounting, AAA konusu var. Ve yine burada güvenlik olarak işte security protokollerinin güvenlikleri, işte BPA, BPA2, BPA3 bunları açıklamış. Ve yine az önce bahsetmiştim bir şeyde, bir wireless controller'da, Cisco'nun bir wireless controller'ında BPA2, PSK, GUI ile nasıl grafiksel arayüzü yapılandırılıyor, konfigüre ediliyor. Bunu burada bahsetmiş. Otomasyon ve programlanabilirlik. Bunlar network otomasyonu. Bu konu eklenmiş. Bu SDN'de aslında biraz bahsediyordu. Eskisinde vardı. Buradaki şeyler yoksa arkadaşlar tanımlar. Yani buradaki bakarsanız gelip de size işte Python'da şöyle bir API yaz. Buradan git API kemi bağlan. Buradan şöyle bilgi çek falan bunlar olmayacak. Bakın sadece bunların şeyleri yani bir konfigürasyon veya uygulama yok. Sadece destek, yani açıklamalar yani tanımlamaları. Nedir ne değildir işte Northbound, Southbound API'ler nedir? Control plane, data plane ki bunları zaten SDN'de açıklıyorduk. Daha sonra işte REST based API'ler. Road, HTTP, Burst vesaire vesaire. Bunlar işte Puppet, Chef, Ansible. Bugün network otomasyonunda en çok kullanılan teknolojiler bunlar. Bunları açıklayan ve yine işte bu JSON formatıdır, XML gibi format. Bunlarla ilgili bilgiler. Yani bakarsak dediğim gibi ERCRP'si, RIP'i, BGP'si, troubleshooting konuları vesaire birçoğu çıkartılmış. Yani baktığınız zaman yeni CCNA tabii içeriğin oturması, yeni işte dump'ların falan filan oluşması o yüzden insanlar
planlara ben acele edin dedim. Yani Şubat'tan sonra en az bir 5-6 ay kaynakların oturması ve dumpların oturması zaman alır. O yüzden acil işi olanlar alsın demiştik. Evet, CCNA'den böyle bahsettik. Sonra şöyle ben diğer linke geçeyim. Yani yeni güncellemelere bakmıştık aslında da. Onun şöyle linkini de alayım. Şuradan. Şöyle Next Level Certification diyor. Yani burada birçok şeyi dediğimiz gibi şey yapmışlar. Bakın yeni mevcut sertifikalar bu olacak. Entry'de sadece CCT dediğimiz sertifika. Associate'de sadece iki tane. CCNA ve Devlet Associate. Professional'da CCNP. Bakın CCNP Routing Switching değil. Yeni adı CCNP Enterprise oldu. Ve yine Associate yani Devlet Development sertifikaların Associate Professional var. CCNP'den bahsedersek kısaca CCNP Enterprise şöyle sağ tıklayıp açayım. Öncelikle bunlar 24 Şubat 2020'den sonra geçerli olacak demiştik. Öncelikle CCNP Routing Switching mesela 3 tane sınav alınıyordu. Yeni CCNP Enterprise 2 sınav alınıyor. Bir tanesi 300'e 401 dediğimiz core bir tane sınav var. Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technology diye Encore bir tane bunu alıyorsunuz. Ondan sonra da uzmanlaşmak istediğiniz diğer ki specialist diye geçiyor zaten bu. Specialist sertifikası. Mesela işte Advanced Routing Service vesaire bunu almak istiyorsunuz. Ya da SDN çözümleri veya işte Design sertifikası veya işte Wireless ağların, networklerin dizaynı veya uygulaması gibi. Bunlarla ilgili mesela bundan bir tanesini alıyorsunuz. Encore'un bir tanesini alıyorsunuz. İki tanesini alarak ne yapmış oluyorsunuz? CCNP Enterprise sertifikasına sahip oluyorsunuz. Yine şeyde de öyle mesela Security'de de öyle. Bakarsanız mesela CCNP Security'ye geldiğimizde CCNP Security eskiden 4 tane sertifikayı sınavına ayrı ayrı giriyordunuz, alıyordunuz. Şimdi yine bunların dediğim gibi herhangi bir ön gereklilikleri yok. Bakın şurada bakarsanız prerequisites dediği yani ön gereklilikte herhangi bir şey yok. Eskiden bunların hepsinin bir ön gerekliliği vardı. Evet, exam bakarsak security ile ilgili bir tane yine core security sertifika sınavı var. Ondan sonra da uzmanlaşmak istediğiniz diğer ikinci. İşte dedim ya 4 tane ile anlıyordu. Şimdi bir tane. Bir tane koruna giriyorsunuz. Ondan sonra mesela CCNA security kalktı dedik. Bunlar artık nerede var? Burada var. Mesela Cisco'nun artık asalar zaten bunlar firewall tarzı cihazlar oldu. İşte bu güvenlik duvarları ile ilgili. Veya Cisco'nun ICE diye bir çözüm var. Identity Service Engine. Bununla ilgili uzman olmak istiyorsanız. Önce bir koru alıyorsunuz. Sonra da bunu alıyorsunuz. Veya Email Security Appliance var Cisco'nun. Web Security Appliance var. Yine Virtual Private Network, VPN'lerle ilgili uzmanlık istiyorsanız ayrı ayrı bunları alıyorsun. Ha, tabii istersen şunu da alabilirsin. Yani core aldıktan sonra bunu da alırsın, bunu da alırsın, bunu da alırsın. Kimse demiyor sana bunu almasın diye. Evet, CCNP tarafında da böyle arkadaşlar. Hemen şöyle şu sayfaya da bir bakalım. Sonra da sorularınızı cevaplandıracağım. Evet, yeni sistem dediğimiz gibi yani devlet dediğimiz .NET Associate Specialist Professional sertifikası var. Prerequisites dediği yani ön gereklilikler kaldırıldı tüm sertifikalarda. Artı yeni bir sistem de var. Yani sertifika yenilemek için mesela bir şeyler yaparsanız, belli etkinliklere katıldığınız bir şeyler yaptığınız etkiniz, puan topluyorsunuz, sertifikanızı yenilebiliyorsunuz. Onları da bu blog yazısında vesaire değiniriz. Yeni sertifikasyonlar bunlar işte CCNA, Specialist Stamp, vesaire vesaire. Yani bu şekilde artık yeni bir sistem 24 Şubat 2020 itibariyle başlıyor. CCNA dediğim gibi bizim taraf en çok ilgilendiriyor. Çünkü bence de söylemiştim yani birçok canlı yayında. Ben senede 10 tane CCNA eğitim veriyorsam belki bir tane CCNP eğitim veriyorum. CCNA daha çok talep edildiği için. CCNA tarafında söylediğimiz şey şu. Yani yeni müfredat birkaç tane konu eklenmiş. Artı birçok konuda çıkartılmış. RIP demiştik, YARC demiştik, BGP demiştik, Troubleshooting konuları çıkartılmış durumda. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sorularınıza bakarız. Evet. Şimdi CCNP, YARC falan çıkarmışlar mı hocam demiş Mustafa Erdoğan. Geçen de bir çok güzel hareketler bunlarda bir şey vardı, espri vardı. İşte geliyor, sen mi geldin diyor. Geldim zaten işte yani. Çıkarmışlar mı? Çıkarmışlar dedik ya. Evet, şimdi baştan başlayalım. Şimdi merhabaları falan geçelim. Şimdi sertifika lise mezunu giremiyor mu? Girebiliyor. 13 yaşındaki birisi bile girebilir. Dünya genelinde şeydir. Cisco sertifikalarına 13 yaşından sonra girebiliyorsunuz. Velinizin izniyle. Hatta ben paylaşmıştım Twitter'da. Bir Amerikalı çocuk vardı Texas'tan. Mark bilmem ne diye.
Sonra Avustralya'dan bir tane çekik gözlü Hong Konglu bir çocuk vardı. O da mesela 12-13 yaşında almış. Alabilirsiniz. Sertifika sınavına girmekte bir engel yok ama piyasada iş bulma vesaire. Burada ben sizin o yorumunuza da yazmıştım. En az meslek yüksek okulu mezunu olmanız tavsiye edilir. Evet. CCMP, ERCRP çıkarmışlar. Evet. Tekrar baştan söyler misin? Söylemeyiz. Siz videoyu daha sonra seyredersiniz. Güncelleme daha mı iyi olacak? Daha iyi olacak. Yani sonuçta şimdi CCNA kursunuza ekleyecek misiniz yeni konular? Zaten yeni bir konu eklenecek bir konu yok benim mevcut CCNA şey için şeylerinde. Sadece ben sertifikasyona yönelik yeni bir CCNA kursu hazırlayacağım. Bunu da daha önce söylemiştim. Sertifikasyona yönelik CCNA olsun vesaire olsun bunları ben şey yapmayacağım. Normal Udemy hesabında yayınlamayacağım diye. Ocak, Şubat, Mart artık olur. Önümüzdeki dönemde yeni bir CCNA eğitimi sıfırdan hazırlayacağım. Onu da yeni Udemy hesabımda 99 TL'den satacağız. Artık alan alır almaz, almaz almaz. Zaten şu anki mevcut olan Udemy'deki CCNA kursunda yeni gelecek CCNA'nin bütün konuları zaten var. Fazlası bile var hatta, değil mi? ERCRP çıkarıldı. RIP çıkarıldı, BGP çıkarıldı, Traction konuları çıkarıldı. Sadece yeni gelen işte otomasyonla ilgili, SDN'le ilgili, onlarla ilgili de bu yaz vakit ayırıp bir ayrı kurs hazırlayacağım zaten. Yani network programlama ve otomasyona giriş diye yaklaşık bir 3-5 saat olur artık bir kurs hazırlayacağım. Yani mevcut zaten yeni ki olan 25 liradan olan o Udemy tarafında. Onunla ikisi birlikte yeni içeriğin şeyini görür. Fiyatlara değişim var mı diyor. Sertifika sınavlarında ona bu en sitesinden bakmak lazım. Evet, Samet Ördek, Root Traction eğitimleriniz gelecek mi? Gelmeyecek. Yani onu çünkü bütün her şey değişti şimdi. Temelden değişti. İçerikler de değişti. Artı hazırlamamızın bir anlamı yok. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar ben bunu hazırlarsam zaten 2 ay sonra her şey değişecek. Sadece şimdi bir şeyden girip orada Migration Tool vardı. Oradan bakabilirsiniz. Yani switch alan birisi mesela diğerlerinden Core'a girip ne yapabilir mesela? Alabilir mi? Bir tane daha alabilir mi? Gibi. Evet. Şimdi bir şey aldıysanız iptal olmuyor arkadaşlar. Bir arkadaş sormuş. 2019'da CCNP yenilemiştim. 2000'den sonra iptal mi olacak? Diyor. Hayır. Aldığınız şey CCNP Routing Switching 3 sertifika sınavına girip de aldıysanız 2019'da aldıysanız artı 3 sene geçerli 2022'ye kadar. İlk hangi dersinden başlamanız? Hedefiniz neyse Murat Demir sormuş. Eğer CCNA tarafında bir hedefiniz varsa Cisco CCNA 200'e 125 diye bir eğitim var benim Udemy'de. Mevcut sertifikası olanlar, şimdi mevcut sertifikanız zaten mesela mesela Emre Emanet güzel söylemiş. Sertifika kalıbı ortadan kalkmış. Mesela CCNA tarafında Cloud, ne bileyim Collaboration, ondan sonra Wireless falan bir sürü zaten onlarda çok eğitimleri alınmıyordu. Yani Türkiye'de de öyleydi. Aranmıyordu da. En azından onu kaldırmışlar. CCNA Associate tarafta bir tek sadece ne var? Devlet Associate ve bir de CCNA var. Onun dışında içeriğini de biraz daha hafifletmişler. Ben birkaç Twitter'da Türkçe paylaşım yapan arkadaş daha zorlaşmış falan diye paylaşmış ama yanlış. Gördüğünüz gibi birçok konu çıkartılmış. Traction konuları çıkartılmış. Bence network programı otomasyonla ilgili bir de wireless ile ilgili yani wireless temelleri, prensipleri eklenmiş. Bir de işte wireless controller'ların GUI'si ile ilgili iki tane uygulama eklenmiş. Yani o kadar. Evet, Mustafa Erdoğan. 24 Şubat 2028 ay sonra geçerli olacak bu anlattıklarımız. Şu an mevcut. O yüzden dedim ben. Yani mevcut olanlar için. Evet. Devlet için eğitim herhangi bir eğitim ayarlamayacağım arkadaşlar. Zaten ben yazılımcılıktan kaçtım networkçi oldum yani. Şimdi tekrar yazılımcı olamam. Python öğreniriz dediğim gibi bir tane network programlama ve otomasyona giriş şeklinde bir eğitim hazırlamayı düşünüyorum. Yaz için. Evet. Fırat Ak CCNA Security kitabının çıkış tarihi nedir diyor. CCNA Security de artık yalan oldu. O yüzden o kitap da sadece ağ güvenli olarak çıkacak. Yani ASA konuları vardı. İşte Cisco ASA Firewall konfigürasyonu falan o konuları çıkarttım. Zaten onu çıkarınca kitap 200 sayfaya düştü. Düzenlemeler gerekiyordu. Şükür bir şeyler vardı. Onları da 1-2 ay içerisinde sadece ağ güvenli olarak yani CCNA Security olarak kitap çıkmayacak çünkü CCNA Security diye artık bir sertifika yok. Şimdi hocam ben yabancıyım. Yabancı Türk vatandaşı değil misiniz? Evet. Evet Cisco şimdi bakın yani penetrasyon falan demişsiniz ama her şeyin temeli network'tür. Yani
Onu hep anlatırım. Geçenlerde CES sınavına çalışan bir arkadaş bana hocam diyor bir VLAN hopping videosu çeksenize diyor. Şimdi ben cihaz hazırlanıyorum diyor. Ben dedim ki ona sen VLAN nedir biliyor musun dedim. Trunk nedir biliyor musun dedim. Yok hocam bilmiyorum dedi. Sen dedim daha network bilmiyorsun. Ondan sonra gidip de şey yapmaya kalkıyorsun. VLAN hoplatmaya zıplatmaya kalkıyorsun. Önce bir network öğren. VLAN'ın ne olduğunu öğren. Trunk'ın ne olduğunu öğren. Ondan sonra dedim hoplat zıplat dedim VLAN'ı yani. Yani temel network konularını CCI'de de değişiklikler var. Yine ha tabii yani önce write'ın daha sonra da iki tane lab'ı var. Bir tane wireless tab var, bir tane de routing switching lab var. Aynı yine. Ama CCI yenilerken yani recertification'larda değişiklikler var. Yani CCI yenilemek için CCI almak gerekiyordu. Şimdi CCI yenilemek için CCI değil de o şeyler, specialistlerin birkaç tanesini geçerek de alabiliyorsun. Yani biraz daha kolaylaştırmışlar. CCI de çok mesela şeydi. Ya Cisco şey yapmış yani iyice aslında zorlaştırmamış, kolaylaştırmış ama şimdi, tabii bu da bir pazarlama taktiği. Şimdi de tarafı var. Evet, Mix demiş arkadaşlar yayına yeni katıldım. Öncekinden bilmedim. Tavsiyen ne? CCNA alalım mı? CCNA arkadaşlar yani şu an kriz döneminde özellikle yeni iş arayan arkadaşlar her yerde gittiklerinde önüne bir sertifika koyarlar. Yani sertifikan var mı derler. Sertifikanız yoksa da mülakata çağırmazlar. Zaten daha baştan belki başvuruda elenirsiniz. Veya iş değişiklikleri. Yani bir yerde diyelim ki çalışıyorsunuz. Var öyle arkadaşlar. 15-20 senedir diyelim çalışıyor ama sertifikası yok. Ne oldu? Yani kimse istemez tabii. İşten çıkarıldı. Başka bir iş başvurusu yapıyor. Bir sertifika yine önüne koyarlar. O yüzden şimdi Murat Demir demiş. Az önce söylemiştik zaten. Siz lise mezunuyum demişsiniz ya. Ben meslek okulu mezunu olmanızı tavsiye ederim öncelikle. Sertifika falan değil. Yani lise mezunu olarak Amerika'da olur tabii. Yani ben daha önce çok bahsetmiştim. Mesela şu an Rusya'da yaşayan NSA'in birçok tool'unu yazan bir eleman vardı. Edward Snowden diye. Edward Snowden aslında lise mezunu bir hacker. Yani ki zaten underground tarafta adam sen istersen ilkokul mezunu ol. Bakmaz yani. Ama piyasada bir iş başvurusuna gittiğiniz zaman lise mezunu olarak gitseniz CCNP'niz bile olsa adam bakmaz yani hiç yüzünüze. O yüzden öncelikle en az 2 yıllık mezun olmaya bakın. Ondan sonra bir sertifikayı düşünün. Yani yol çizmenin en önce çizeceğimiz yol bu. Yani sertifikayı falan düşünmeden. Evet. Açık üniversiteden de programlama okuyabilirsiniz. Yani 2 yıllıklar var. Evet. Snowden'in filmini de mutlaka seyredin. Yani o yazdığı tool'ları nasıl kullanılıyor, neler var. Böyle ağzınız açık dinlersiniz. Hatta ben hep her zaman söylüyorum. Yani çok paranoyak arkadaşlar görüyorum. O NSA'de neler ne oluyor, neler bitiyor. O filmde anlatılıyor Snowden'in filmi. Onu izlediğiniz zaman hayatınızda bırakın cep telefonu, bilgisayarı bilmem neyi, şeyi bile çıkartırsınız. Elektrik bile kullanmazsınız yani. Evet. Yani onu söylemiş olalım. Yani dedik ya zaten ya güvenlidir ya güvenli değildir. Bu Schneier'de bu güvenlik sektörünün ustalarındandır. Schneier'in öyle bir sözü var. Ya diyor güvenli olarak kabul edeceksin ya da diyor hiç güvenli mi güvenli kabul etmeyip hiçbir şekilde kullanmayacaksınız diyor. Bu diyor teknolojileri. Başka çaremiz yok. Güvenli yapmaya da çalışacağız. Yani elimizden geldiği kadar güvenli hale getirmeye çalışacağız yani. Tutup da işte admin 1, 2, 4, 5 falan filan parolaları belirlemeyeceğiz. Daha karmaşık parolar vereceğiz. Evet. Şimdi Türkiye'de networkçi bulma oranı kaç? Vallahi şimdi bunlar arkadaşlar yani bir yüzde vesaire veremeyiz yani ya da maaş şudur budur diyemeyiz yani. Neden? Çünkü insana göre değişiyor. Yani ben daha önce de bahsettim. Tabii 15 sene önce almış bu arkadaş 2 yıllık mezunu. Elektronik mezunu arkadaş. Bugün TürkSat'ta altında onlarca mühendis çalıştırıyor. Kendisi 2 yıllık mezun olmasına rağmen. Ama CCI sertifikasına sahip. Expert sertifikasına sahip. Şimdi bu adam atlasa uçağa binse Amerika'ya da gitse iş bulur. Hong Kong'a da gitse iş bulur. Ayda 50 bin dolara da iş bulur. Şimdi sizin ne olduğunuz önemli. Yani piyasaya bakmayacaksınız. Önce siz kendinize bakacaksınız. Ne kadar İngilizce biliyorsunuz? Ne kadar sertifikanız var? Ne kadar tecrübeniz var? Ondan sonra yok yok CCI için tek lab. CCI yazılı sınavı artı 2 tane şey var. Lab var. Bunların bir tanesini geçtiğinizde CCI oluyorsunuz. Yani expert sertifikası için. Expert hedefleyin her zamanlar. Ben onu söylüyorum. Yani bugün piyasada hani biraz aslında şu olmuş. Yani CCNP zaten sertifikası yazmaya başlamıştı iş ilanlarında şirketler. CCNA girişti. Aslında CCNA'yı biraz daha hafifletmişler. Biraz daha almak daha kolay olacak. Ama dediğim gibi Şubat
Daha sonra şimdi biz hep dedik ya sınavında bir gerçeğe dump diye bir şey var. Bunlar oluşup oturana kadar Çinliler sağ olsun hemen hallederler ama yani sertifika almayı düşünenleri benim tavsiyem Şubat'a kadar alsınlar. Ama tabii hani şöyle bir şey olanlar da varsa yani işte ben şu sertifika alıp da ondan sonra tekini almam lazım diye düşünmesinler. Ha, şu da var. Kendileri bir temel atıp direkt CCNP'ye de girebilirler. Enterprise'a da girebilirler. Yani CCNP almak zorunda da değilsiniz bundan sonra. Hani daha önce hatırlattık CCNP alabilmek için CCNP sertifikanız alınması gerekiyordu ki ama gidip CCNP sertifika sınavına girebilirsiniz. Artık hiçbir ön gereklilik yok hiçbir sertifika ile ilgili. Ama bir şey, bir de şu taraf var. CCNP temel bilgiler olmadan da CCNP'ye direkt başladığınız zaman zor gelir. Yani birlik temeli atmadan yani siz temel yok tutuyorsunuz ve 3-5 kat çıkmaya kalkıyorsunuz. O bina göçer yani. Evet. Sorularınız varsa arkadaşlar cevaplandıralım. Yoksa yavaş yavaş kapatalım. Evet. Yani benim tavsiyem bundan sonra direkt siz ama CCNP içeriği de ağırlaşmış onu da söyleyeyim yani. Evet. Samet dediği doğru. CCNP eğitimi alıp direkt yani çünkü CCNP sertifikası için 325 dolar veriyordum. 325 dolar bayılmanın bir anlamı yok bugün. Yani CCNP eğitimi alacaksın. CCNP alacaksın. Direkt iki sınava girip CCNP sertifikasını alacaksın. Enterprise'e bakacaksın işine. SDN'in geleceği. SDN'in geleceği zaten başladı SDN. Yani her şey artık otomasyonda. Hatta geçenlerde bir video çekmiştim ben. YouTube kanalımda var bakın. Yani biz ne yapıyoruz mesela? İşte ağımızda onlarca switch var mesela. Ben bir yerde geçenlerde bir eğitimde anlatmıştım. Dedim ki VTP client ve server modda bırakmayın switchleri. Yani geçenlerde yine Tuzla Organ Sanayi Bölgesi'nden bir arkadaş bana LinkedIn'den mesaj atmıştı. Hocam dedi yanlış bir VTP yapılandırmasıyla dedi. Ben dedi switchlerdeki bütün VLAN'leri kaybettik. VLAN'ler gidince bütün switchler de patladı. Ondan sonra düşünün akşama kadar fabrika çalışmadı. Yani başka bir yerde belki olsanız kapının önüne koyarlar. VLAN'leri de yedeğini almadınız etmediniz. Böyle bir yedek almada alışkanlığımız yok. Ne diyoruz? VTP transparent modda bırakın switchleri diyoruz. Şimdi bir yerde de bunu anlatırken arkadaş dedik hocam dedi bizim dedi 300 tane VLAN var 200 tane switch var dedi. Ben bunları nasıl yapacağım dedi. Yani düşünün her switch'e tek tek bağlanacak. Yani server VTP server'da VLAN oluşturdu. Ondan sonra client'ları transparent'a çekecek geri kalan %90'daki switch'i. Daha sonra transparent mod, client'a çekecek. Ben de dedim ki bunu dedim Python'da yapabilirsiniz. İşte bir örnek var. Orada bir show komut çekiyorsunuz ama yani bununla ilgili de bir video ve o otomasyon eğitimi içerisinde koymayı düşünüyorum. NetBQ diye bir tane SSH kütüphanesi yazmış bir tane abimiz Amerika'dan. Ne yapıyor? Aynı anda siz 200 tane switch'e bağlanıp VTP mod transparent komutunu çekebiliyorsunuz. SDI yani klasik CLI tabii yine olacak. Yani CLI'den komutlar arka tarafında ne olduğunu bilmen lazım. Ön gereklilikleri ve ön hazırlıkları yine yapacaksın. O cihaza sen bir telnet erişim, SSH erişim vermeden CLI ile konfigür edip daha sonra zaten bağlanmasını isteyen ne bileyim apelerle şunlarla bunlarla. Öngine olacak ama birçok şey artık otomasyonla olacak yani. Sertifika fiyatları ortalama 325 dolar ve 300 dolar. Yani sertifika sınav fiyatlarını soruyorsanız eğitimler değişiyor. Benim ders paketinde değişiklik var mı? Benim ders paketi Udemy'deki eğitimler aynen devam ediyor. Zaten mevcut CCNA'de değişiklik olsa bile benim hem kitap olsun hem Udemy'deki eğitim olsun o konuların hepsini kapsıyor zaten. Yani dedim ya konular çıkartılmış daha eklenmiş bir şey yok. Sadece eklenen konular wireless konuları bir de otomasyon, network programı otomasyon konuları. Ben onları zaten ayrı bir eğitim olarak yani mevcut eğitimin içine şey konularını ekleyeceğim. Udemy eğitimini ama benim düşüncem sıfırdan bir eğitim çekebilirsem. Evet. Alsınlar Cisco Prime de alabilirler. İşte ne bileyim başka şey de alabilirler. Evet, Kali Linux Pentest eğitimi var. Udemy'ye girince ama temel yazın. Temel seviyede özellikle Network Pentest ile ilgili bir eğitim var. Evet. Benim Udemy eğitimine Packet Tracer'da zaten şu an Python'da vesaire kod yazabiliyorsunuz. Yani şu an Packet Tracer otomasyona hazır. Şeyde Network Akademi'de bir tane Packet Tracer eğitim var. O eğitimde görebilirsiniz. Evet, Linux System Administrator, Linux sistem yöneticisi demektir. Evet. Benim
Evet, S zararsız. Benim Udemy eğitimine wireless konudan ekleyeceğim dedim ya. Şu an fazlası var, eksiği yok yeni CCNA'ya göre. Wireless prensipleri, wireless işte banttır, RFID'dir, SSID'dir, bilmem nedir. Ondan sonra bir de ben CCNP ile ilgili arkadaşlar eğitim hazırlamayacağım, onu da söyleyeyim. Zahmet ediyorsunuz. Daha önce de söylemiştim, sertifikasyona yönelik eğitimleri Udemy'de 24.99, 25 liradan satılmasına ben karşıyım. Satanlara da bir şey demiyorum. Çünkü şöyle, ben piyasada eğitim veriyorum arkadaşlar. Bakın yaşadığım bir olayı anlatayım. Geçtiğimiz aylarda gittim bir yerde CCNA eğitimine başladık. Arkadaş oraya 2500 lira para vermiş. Adam bir ikinci hafta gelmedi. Niye? Gitmiş Udemy'de benim eğitim bulmuş. 25 liraya almış. Ben demiş, niye 2500 lira vereyim ki buraya? Yani benim bu yaptığım işleri de engelliyor. O yüzden ben yaptığımız yaptık artık, ama bundan sonra mesela yeni bir CCNA eğitim hazırlarsam onu açtığım Udemy'deki ikinci hesapta yayınlayacağım. Evet, Neteket'te de tabii güncellemeler olacak. Neteket'in içeriklerinde de güncellemeler olacak. Ama onu tabii eski eğitim aldıysanız, kayıtlıysanız yeni içeriklere ulaşamazsınız. Evet, Vedat Kaya, başlangıç seviyesinde yani başlangıç orta seviye benim Kali ile penetrasyon testleri eğitimi, Udemy'deki eğitim o şekilde. Evet, Halil Demir. Evet, Samet sorusunu cevapladık. CCNP ile ilgili dedim gibi eğitim hazırlamayacağım. Yani bir CCNP eğitimi, Switch eğitimi mesela 2500 lira. Ben tuttum CCNP eğitimi hazırladım. Dedik ki yani işte %50 indirim 199 lira. 8-10 tane satıldı. Bir de şimdi ticari olarak düşünün yani. Hani işte 3 ayınızı harcıyorsunuz. Harcadığınız o 3 ayda ben normalde sınıf içi eğitimde versem mesela düşünün. Aldığınız ücreti düşünün. Bir de zaman ayırıyorsunuz. Laplar yapıyorsunuz. Ediyorsunuz falan ama işte satıyorsun 199 liradan 10 tane 20 tane. Şimdi yani ticari olarak da mantıklı değil. Yani benim amacım ticaret değil. Bunu çok yerde paylaştım. Yanlış anlaşılmasın ama yani öncelikle sıraladığınız zaman mümkün olmuyor. Bir de daha önceki örneği de verdim ya, 25 liradan da olmaz. Yani adam geliyor benim eğitime. İkinci hafta gelmiyor. Bir giriyor. Adamın diyor 25 liraya demedi sen eğitim almış diyor. Ben bir şey bu A firmasının 2500 lira vereyim diyor yani. Evet. Yani Udemy şu anlamda. Mesela şimdi adam diyelim ki İstanbul'da değil, Ankara'da değil. Nerede okuyor mesela? Üniversite Isparta'da okuyor. Şimdi o üniversitede okurken 3. 4. sınıfta ben seneye çalışayım dese, Isparta'da gidebileceği bir sene eğitim alabileceği bir yer var mı? Yok. İşte Udemy onlar için iyi bir kaynak. Onu zaten her zaman söylüyorum. Ya dünyanın başka bir yerinde. Benim Türkçe mesela Udemy eğitime kaydolan İsveç'ten de arkadaş var. Ne bileyim Kanada'dan da var. Ha, CyberOps demiş Halil Demir. CyberOps yok artık zaten. CCNA CyberOps iyi bir sertifikasyondu ama yeni sistemle 24 Şubat 2020'deki sistemle bütün asosiyet sertifikalar kaldırıldı. CCNA CyberOps da asosiyet sertifikaydı. O da yok artık yani. Sadece CCNA var ve de devlet asosiyet var. Diğer CCNA asosiyetler yani işte CCNA Collaboration, CCNA Wireless, CCNA Data Center onlar falan da olmayacak artık. Onların enterprise'ları olacak yani CCNP eski CCNP'ler. Statik IP üzerinden pentest yapmak mümkün mü? Statik IP'sin nerede statik IP'niz var? İçeriden mi statik, dışarıdan mı? Statik IP üzerinden. O işler biraz statik IP üzerinden, yani ne demek istediğinizi anladım yani. Size verilen IP'ler şu an statik IP değil. Ceganet üzerinden IP aldığınız için onlar çok olmuyor. O işlerde de Can Varol'un demek istediğimi anladım. Engrok kullanacaksınız. Engrok 5'inizi çözersiniz. Bilmiyorsanız hemen linkini şuraya yapıştırayım. Murat Demir, eğitimin başlıkları orada yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet, Samet güzel bir soru sormuş. İngilizce öğrenin arkadaşlar. Kaynak internette her şey bedava var. Sadece İngilizce öğrenmeniz lazım. İngilizce öğrenirseniz ki kaynağın özü doğrusu da o. Belki ben yanlış anladım. Yanlış anlatıyorum yani. Değil mi? O yüzden de İstanbul Ankara'da olmayanlar da gelecek İstanbul Ankara'ya. Ya benim eğitimler var canım. Ben Udemy'de var yani. Ama 25 lira değil 99 lira yani. Benim eskiden mesela CCNA eğitimim DVD şeklindeydi. Beni eskiden beri takip edenler bilir 3-4 sene önce. O zaman da kaça satıyorduk? 100 küsür liraya yani. Tutup da yine binlerce demiyorduk.
lira. Evet, yani dedim ya, bakın biz sistem bir switch eğitimi, dışarıda İstanbul'da bir eğitim kurumuna gidin, en az vereceğiniz para 2500 lira. Benim eğitim, o eğitimin aynısı 199 lira. Ama şimdi istiyor ki insanlar 25 lira olsun. Ama 25 lira daha önce söyledim yani. Hani az önce verdiğim örneği tekrar tekrar etmiş olacağız ama adam geliyor benim eğitime, her hafta gelmiyor. Diyor bu hocanın eğitime 25 lira varmış Udemy'de zaten diyor yani. Çünkü bir de ben dedim ya, piyasada, İstanbul'da piyasada eğitim veren bir adam ben. Yarın bundan sonra hiçbir firma bana eğitime çağırmayacak yani. Diğer arkadaşların yani 25 liradan eğitim satanlara tuzu kuru yani. Evet, Kali Linux Web Test. Şimdi web test arkadaşlar, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Vedat Kaya güzel sormuş. Arkadaşlar yani webin pen testi için çok iyi bir web programcısı olmanız lazım. Mesela ben dedim ya, yazılım programcılıktan kaçtım ben, networkçi oldum diye. Ben network security ile ilgili bir sürü şey anlatabilirim. Çünkü ben network ile ilgili yani koaksel kabloyla, BNC Jack'la network kurdumuşum 90'lı yıllarda. İşte bilmem ne noveller, şunu da bunu da. Ama web programlama ile ilgili bir şey bilmediğim için yani temelde tutup da web pen test anlatmam. Ha, anlatan anlatır ama bilmiyorum, ben anlatmam yani. Şimdi Can Varol güzel bir soru sormuş. Türkiye'de birkaç tane şirket var böyle. Yani ilkokul mezunu da olsan süper hacker diyelim artık. Az önce söylediğimiz Snowden gibi bir tipteyseniz iş bulabilirsiniz. Ama Türkiye'de birkaç tane şirkettir bu. Hatta birçoğu da bulamam. Mesela NetSparker diye bir şirket var. Sizin ne sertifikanıza bakar, NetSparker, ne diplomanıza bakar, ne uzmanlık şeyinize bakar, sertifikanıza. Uzmanlık alanınıza bakar. Çok iyi uzmansınızdır. Ve underground taraftan, ki kendi o şirketi kuran, NetSparker'ı kuran arkadaş da kendisi underground taraftan gelen birisi. Ferruh Mavituna. Çalışabilirsiniz. Ama Türkiye'deki şirketlerin %99'unda lise mezunu olup da süper İngilizceniz de olsa, CCNP, CCA de olsa biraz zor yani. Ha, yurt dışında olabilir yani, yurt dışında da, ama Türkiye şartlarında zor. Gidebiliyorsanız yurt dışına gidin. Hatta çok iyi uzmansan yurt dışında, Amerika'da, şurada burada sertifika bile bakmazlar. Bir arkadaş anılarını anlatıyordu yani. Diyor Amerika'da yıllarca çalışmış. Adamın ne CCNA var, ne CCNP'si var ama sertifikası olanları bir cebinden çıkarır, öteki cebine koyar. Yani ilkokul mezunu da olabilirsiniz yani. Ama piyasada bunu kabul edecek şirket sayısı az. Onu demek istiyorum. Yani Edward Snowden kadar iyi bir hackersanız, isterseniz ilkokul mezunu bile olmayın yani. Hiçbir şeyiniz olmasın. Ama o kadar iyiyseniz diyorum ben. Yani bugün bir exploit geliştirebiliyorsan veya tutup da işte Mehmet İnce gibi bir yere pen test yapmaya gittiğin zaman hazır tool'larla, Nessus'ta, şunda bunda tarayıp da şu zafiyet var demeden adamların kullandığı güvenlik ürünlerinde 10 tane Zero Day'ı bulabiliyorsan, istersen ilkokul mezunu ol. Evet. Ya adam çok iyi seviyede PHP biliyor. Çok iyi seviyede MySQL biliyor. Çok iyi seviyede diyelim ki ASP biliyor vesaire vesaire, .NET biliyor. C# biliyor. Yani öyle olmanız lazım ki web pentest tarafında uzman olun. Evet. Zaten hazır tutun. İşte ne vardır? SQL Map. Yani ben de kalı kitabını anlattım da onlar nedir? Oyuncak yani. Onu kullanan adam uzman demez kendine yani. Diyemez. Diyorsa da bugün bizim işte bakıyorsun, LinkedIn'e giriyorsun, Cyber Security Researcher. Herkes Researcher. Herkes araştırıyor. Kimsenin bir şey bulduğu yok ama. Evet. Bulanlar var tabii piyasada. Öyle iyi arkadaşlar, zafiyet bulanlar, şunlar bunlar. Onlara bir şey demiyoruz. Lise mezunu adam ya da 2 yıllık mezunu. Her gün bin, şey, her ay binlerce dolar kazanıyor Bakbanti'den. Evet, iş başvurularında liyakat var. Şimdi liyakat var dediyseniz, o zaman sertifika varsa liyakat var demektir. Liyakat varsa sertifikaya bakıyorlar demektir. Onu çok ben anlamadım. Liyakat yok demek o zaman, sertifikalara bakmıyorlarsa. Yani işte torpil falan filan yapıyorlarsa. O her yerde vardır. Yani
Yani şimdi şöyle anlatayım. Arkadaş kimya mezunu. Üniversiteden kimya mühendisliği ama çok iyi bilgi işlemci gidiyor. Bir yerin bilgi işlem müdürü oluyor. Neden? Çünkü orada oranın genel müdürü, o şirketin genel müdürü mahalleden o çocuğu tanıyor. Yani şimdi burada bir torpil mi var? Hayır. Neden? Adam kendini çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten çok iyi bir bilgi işlemci. Ama oraya onu adam koyarken güvenceli bir adam olsun istiyor. Tanımadığı bir adam ne yapar yani? Belki gelecek diyecek ki abi diyecek yani piyasada şunları görüyoruz. Mesela ben bir yerin bilgi işlem müdürüyüm. Diyelim ki şirkete ne alınacak? Firewall alınacak, yazılım alınacak. Ne yapıyorum? Bizim Haloğlu'nun adına bir şirket kuruyorum. Tamam mı? Yani bunlar %90 piyasada çok olan bir şey yani. Böyle ahlaksızlıklar. Sonra gidiyoruz. Asıl ürünü veren yerden 10 liraya alıyoruz. 10 liraya aldığımız firewall'u bizim Haloğlu'nun şirketin, aslında şirket benim şirket. Satıyoruz. Oradan gidip 20 liraya alıyoruz. Şirketi 10 liraya zarara uğratıyoruz. İstek direkt 10 liraya alacaktık. Şimdi öteki adam ne yapıyor? Güveniyor. Mahalleden çocukluğundan tanıyor teki çocuğu. Geliyor onu oraya bir işlem müdürü yapıyor. Çünkü biliyor onun öyle bir yamuk yapmayacağını. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen deniyor ya işte yok torpildir, yok bilmem ne adam kayırmadır. Ben de olsam bir yerde gidip tanıdığım bir adamı alırım oraya. Yani tanımadığım adamı değil. Valla sistem çöktü dedikleri, sistem yok dedikleri siber saldırı falan değil. Yani onun temelde şöyle. Beceriksizlik. Evet. Ha şu da var yani Onurcan'ın söylediği aslında güzel de bir şey var. Liyakat olmadan da birçok yere adamları doldurmuşlar. Onları da görüyorsunuz her yerde. Yani bu devlette de olur, özelde de olur. Onları çok görüyorsunuz. Adam yani sıfır bilgiyle sırf bir taraftan olmasından dolayı gelip oralarda yaptı. Yapıyor, çalışıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar benim kadar böyle Türkçe içerik üreten insan yok YouTube'da, blogda. Bakın ben defalarca söyledim. Benden iyi bilen Türkiye'de Cisco iyi bilen, bakın ben CCNA sistem seviyesinde biliyorum, şey seviyesinde bilen, ben daha bilen bir yüzlerce insan vardır. Ben sadece paylaşıyorum öğrendiklerimi. Bakın YouTube kanalım açalı benim 10 sene oldu. Blog sayfamı yazalı 10 sene oldu. Türkçe içerik üretiyorum. Yoksa yani çok da bildiğimizden değil. Bunu her zaman söylerim. Bir şeyin uzmanı değilim. Hiçbir yerde bir title olarak, ünlü olarak uzman ünvanı kullanmam. Ben sadece öğrenirim, öğretmeye çalışırım. İyi olduğumu da iddia etmiyorum hiçbir zaman. Yani benim Udemy'de eğitimim var. Onu alın demiyorum. Bak altında yorumlar yazıyor. Onu okuyun. Başka yorum, başka eğitimler var. Onları da okuyun. İstediğinizi alın diyorum yani. Evet. Sonuçta benim hayatta kendime şiar edindiğim iki söz var. Onu söyleyip bitireyim arkadaşlar. Bir tanesi hadis diye bilinen bir sözdür. İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır diye. Bizim üniversitenin, ben Gazi Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. B blokta kitap satış bürosu vardı, onun üzerinde yazardı. Aslında o insanların hayırlısı insanlara hayrı öğretendir. Doğrusu o. Bir de Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var biliyorsunuz. Yani birkaç versiyonu var işte. Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür veya işte vatanını en çok seven işini en iyi yapandır şeklinde. Ben de bir şeyler öğreneyim, öğreteyim dedim ve insanlarla paylaşayım. Tek derdim buydu her zaman. Bir de Niyazi Saral hocamızın bir güzel sözü var. Diyor ki bir şeyin nasıl yapılacağını bildiği halde diyor, ortalıkta diyor böyle kenara çekilip duranlar diyor, o kendini yetiştiren millete diyor ihanet etmiş olur diyor. Yani bir işin nasıl yapabileceğini biliyorken diyor, bir başkasının yapmasını bekleyen, yani ben diyorum ya başkaları ne yaptı beni ilgilendirmez. Tekrar söylemiş olayım. Bir işin nasıl yapabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susan insanlar diyor, kendilerini yetiştiren topluma ihanet ederler diyor. Niyazi Saral. Niyazi Bey'i de tanımayanlar onu da söylemiş olalım. Kulağını çınlatalım. Benim de hayatımda örnek aldığım kişilerden biridir yani. Sektörün en düzgün, en dürüst, en bilişim sektörünün adamlarındandır. Evet. Evet, Onurcan doğru söylemiş. Yani oralara çok girmeyelim. Yani bu özel kamu her yerde böyle. Samet şimdi eğitim kurumlarının yeni sertifikasyon sürecinin adaptasyonu ne kadar sürecektir sizce diyor. Türkiye'de çok zor. Arkadaşlar
Giriyorsunuz adamın web sitesine, hala 200'e 125 değil bir önceki kodu yazıyor. Bir önceki müfredat var. Veya ben geçenlerde bir yerde eğitim vermiştim. Baktım benden önce eğitim veren adamın slaytlarını aldım. Adam eski müfredattan eğitim veriyor. Yani Türkiye'de Cisco yeniler daha oturmaz yani. Şimdi daha 200'e 125 oturmadı. Yeni şey nasıl oturacak? Yani çünkü çok bilen adam yok. Ben eğitim kurumları için iyi veya kötü bir şey söylemek istemiyorum. Her zaman söylediğim şu: eğitim kurumundan çok hocaya bakın. Orada eğitim veren kimdir? Yani ben zaten şu eğitim kurumu ya bu eğitim kurumu hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. İşte CCNA, Cisco eğitimlerini nereden alayım? Cisco eğitimlerinin fiyatları vesaire. YouTube'da benim birçok videom var. Bunlara bakın, hiçbirinde ben bir eğitim firmasının ismini söylememişimdir. A firması veya B firması demem. Yani firma var. Adam mesela gidiyorsunuz, CCNA eğitim alıyorsunuz. Kursunuz bitiyor. Öbür hafta gidiyorsunuz, orada eğitmen olarak başlıyorsunuz. Bunlar da var. Dedim ya, hiçbirinde isim vermiyorum ben. Şimdi kamuya açık bir şey veriyoruz. Başımıza bela açmayalım. Ona mahkemeye verir. Uğraşmayalım yani. O yüzden eğitim kurumları kendiniz biraz. Ben linkleri verdim. Videonun altına, bu videonun altına da koydum. Oradan bakabilirsiniz. Çok şey yapamıyorsanız, İngilizceniz zayıfsa Google Chrome'u açın, çevir deyin. Google Chrome, yani Google Translate'i çok güzel de çeviriyor yani. Ben çok çevireceğim diye uğraşmıyorum. Ben de oradan çeviriyorum yani. Evet. Ha, bu arada anlatmıştım. Çok zaman anlattım. Benim bilgisayarcı yapan, benim sene 90 küsürdü. Birisine bir soru sormuştum. Yani işte bilgisayarlar açılırken sol üst köşede eskiden RAM sayardı. İşte 4 MB, 8 MB, 4048 pardon işte 4, 2000 mesela işte 1024, 2048 diye 1024'ün katı şeklinde gidiyor. Dedim ki bu bilgisayarın kaç megabayt RAM olduğunu nasıl anlarız dedim. Bu bana böyle küçümser şekilde affedersiniz köpek çekti yani. Ben ondan sonra dedim ki ulan dedim Hasan dedim ben dedim bilgisayarcı olacağım sana dedim 50'ye katlayacağım. 8 sene sonra bana bir mail atmıştı, bir soru sormuştu. Ona cevap vermedim. Hayatımda cevap yazmadım. Tek mail odur yani. Hani sizi motive eden, size gaz veren olaylar vardır. Yani bunlar olması gerekiyor bazen. Yani bilişim sektöründe de insanlar bir şey biliyorsa paylaşmaz. Onu da söyleyeyim yani. Yani benim paylaşmamın sebebi de iki tane dediğim gibi kendime şiar edindim, hayatıma şiar edindim. Üç söz oldu. Niyazi Hoca'nın da sözünü ekledik. Üç tane oldu. Onları söyledim. Ha, başkaları ne yapar eder onu beni ilgilendirmez. Yapmayana da bir şey demiyorum. Ben onları kınamıyorum. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın yani. Evet. Can Varol güzel söylemiş. İngilizce olmadan olmaz arkadaşlar. Yani temel seviyede bir İngilizce bilmeniz lazım. Yani şeye gerek yok. Çok süper böyle bir İngilizceye gerek yok. Zaten teknik İngilizce bizimki. Yani açıp da bir kitapta, yani aldığınız diyelim ki şu kitabı, bakın kocaman bir kitap. Şimdi 1000 sayfa, 1000 sayfa, 2000, şimdi %25 azalacakmış bu. Şimdi ne diyor? İşte by dynamically learning the IP address of the ISP router. Hemen diyorsunuz ki bak ISP belli, router belli, adres belli, IP belli, learning öğrenme, dinamik öğrenme. Ne yapacaksın? Ondan sonra bunu bir anlamlı cümle haline getireceksin. Yani bu kadar İngilizce bile ne yapar? Sizin işinizi görür. Ha, biraz da kelime bilmek lazım. Kelime bilmediğin yerde de bakarsın sözlüğe geçersin. Bu kadar basit yani. Yani böyle ahım şahım, şortlu şortlu İngilizce gerekmiyor yani teknik İngilizce bize. Böyle çok ahım şahım İngilizce de lerle de yazılmıyor kitaplar yani. Onu da söyleyelim. Evet. Yani mutlaka bir temel seviyede, yani en azından bu A1, A2, B1 diye ayrılır ya. Bir B1 seviyesinde İngilizce yeter. Ama tabii bazen oluyor ki konuşma da mesela gerekiyor. Yurt dışında çalışıyorsanız veya global bir şirkette çalışıyorsanız o zaman zaten şey oluyor. Gerçekten çok iyi yerlerde oluyorsunuz. Ben daha önce anlatmıştım. Mesela çok bilişim sektöründe insanlarla tanıştım. Mesela bilmem ne üniversitesinden mezun. Adam teknik bölüm mezunu ama teknikte sıfır adam. Ama orada adam yönetici. Neden yönetici? Çünkü babası tutmuş bu adamı yüksek lisans Amerika'ya göndermiş. İşte master'a gitmiş veya işte 2 sene, 3 sene, 5 sene Amerika'da kalmış. Süper İngilizce biliyor. Okuması, yazması, konuşması hepsi 5 üzerinden 5. Öyle olunca da gelip burada bir şirkette yönetici olabiliyor. Yani bu adamların tek şeyinin artısının İngilizce olduğunu gördüm yani. Evet. Can Varol'un dediği doğru yani 3-4 ayda yani şu ay, şu yaz döneminde 1-2 saat çalışın. Okulunuzu anlayacak seviyeye gelirsiniz. Evet.
S zararsız. Doğru sormuş. Az önce Samet de söylemişti. Şu an benim tavsiyem, bundan sonra 24 Şubat'tan sonraki tavsiyem, 2020'den sonra CCNA'yı öğrenin, temeli atın. CCNP Enterprise oldu artık, CCNP Routing Switching. Onun da iki sınavı var. Bir core sınav, bir de işte uzmanlaşmak istediğiniz sınav. Onlara da giriyorsunuz. Artık yani direkt CCNP, CCNA'yı öğrenin. CCNP, core ve diğer uzmanlaşmak istediğiniz konuları öğrenin. İki sınava girin. O zaman yine herhalde 300-300 dolar olur. Ondan sonra CCNP'ye yoğunlaşmak daha mantıklı. Yani bu o. Çünkü zaten bugün piyasada da sertifik olarak CCNP yazıyorlar iş ilanlarında. CCNA yazan da azaldı. Ama tabii az önce de söylemiştim. CCNP'yi iyi becerebilmek, öğrenmek için de temel CCNA konularını da bilmeniz lazım. Yani bir subnet bilmeden, IP adresi nedir bilmeden, MAC adresi nedir, frame nedir bilmeden tutup da CCNP'ye girdiğiniz zaman çakılır kalırsın yani. Evet. Yine tekrar bir cümleyle söyleyelim. CCNA temelini atın. Daha sonra da CCNP'ye odaklanın, Enterprise'e, ki sertifika sınavına girip CCNP Enterprise alın. Ondan sonra da bakın. Tabii az önce dedi Samet'in yani sektörün bile geçmesi yani. Mesela hala CCNP Voice diye iş ilanlarına yazıyorlar. CCNP yani Voice dediğimiz, ki yine ismi onun collaboration oldu. Kalkalı seneler oldu. Yani önümüzdeki birkaç sene hala CCNA bilmem ne bilmem ne diye sertifikaların iş ilanlarında yazıldığını görürsünüz yani. Evet. Bizim bir de millet olarak öyle bir huyumuzdur. Yani bilmediğimiz halde bildiğimizi iddia etmek ve en iyi ben biliyorum demek. Google'lardan baksa öğrenecek yani. CCNA Voice diye bir şey olmadığını. Evet arkadaşlar. Bayağı oldu bir saat. Artık canlı yayın yapacak olursak olursa tabii Eylül gibi devam edeceğiz. Olur mu bilmiyorum, onun da garantisi. Yani ben yoğunluk bu yaz dediğim gibi bir network otomasyon programlama eğitimi hazırlamayı düşünüyorum. Başka eğitimlerde yine arada çerezlik eğitimler çıkardım. İşte herkes için siber güvenlik, herkes için network. Bunlar herkes için olanlar yani. For Dummy tarzı kitaplar vardır ya İngilizce. Acemiler için diyelim. Tarzı eğitimler, işte bir IP versiyon 6 eğitimi, bir Wireshark eğitimi, gibi gibi böyle eğitimler var düşündüğüm. Onlar da normal Udemy hesabından yani 24.99'luk. Ama sertifikasyona yönelik bir eğitim. O artık kararımdan vazgeçmem, onu söyledim. Yine olmadı yani, 199 değil 99 lira olur, önemli değil. Yani benim karşılığını alırsınız demiş arkadaş. Benim karşılık arkadaşlar çok yerde paylaştım. Bir arkadaş sertifika sınavına giriyor, sertifikayı alıyor veya aldığı sertifikayla işe başvuruyor. Geliyor bana mesaj atıyor. Bizi motive eden bu oluyor. Para pul değil. Yani ben şöyle söyleyeyim, 20 küsur seneyi geçti yani meslek hayatına başlayalı. Yani Allah'a şükür bir birikimimizi de yaptık. Şu an yatıyorum şurada yatağa, hiçbir iş yapmıyorum, çalışmıyorum desem 3 sene 5 sene değil, belki 10 sene böyle bakarım, idare ederim birikimlerimle. Yani böyle deyince de insanlar tabii, ben onu anladım da şunu anlatmak istiyorum. Bazen oluyor böyle, mesela bir eğitim falan, ilk defa çalışacağım bir şirkette. Bunları anlatınca adam yanlış anlıyor. Hatta arkamdan da söylüyor. Ya böyle böyle. Arkadaş ben tabii bedava gidip sen de eğitim vermeyeceğim, ama ben anlatırken bir şeyi neden yaptığımı ve anlaşılmasını istediğim için. Yani sonuçta öğretmek etmek, o insanların hayatına dokunmak ve onların bir şeyde başarılı olması benim mutlu eden ve beni motive eden şey. Yoksa dedim ya, yani mesela çalıştığım şirketler oldu geçen yaz. Bazı sorunlar yaşadık. Ben diyorum kardeşim, bana diyelim saat 100 lira mı eğitim? Sen 100 lira değil, 100 bin lira da versen gelip ben sana, sen de eğitim vermem. Çünkü benim prensiplerim vardır. Mesela o prensiplerimden dolayı 3-4 senedir çalıştığımız bir firma vardı. Ben onunla yollarımı ayırdım mesela. Yani prensip şudur yani. Yani öncelikle ahlaktır ve etiktir. Düzgün, ne bileyim, verdiğin sözü tutmaktır. Yani o işler yapılmıyorsa, sözler tutulmuyorsa benim için yani ne olmuş? Gözümü kaparım, vazifemi yaparım. Babam da olsa asarım demiş adam yani. Hiç umurumda olmaz. Yani benim hayatta prensiplerim vardır. Onların dışında hiçbir şey önemli değildir. Yani ne paradır ne puldur. Mesela bir dostluk önemliyse, arkadaşlık önemliyse, sonun yerine parayı pulu koyarsan benim için de her şey biter. Ne dostluk kalır, ne para, ne pul kalır yani. Evet. İyi para kaldırıyor. Yok. İyi para kaldırmıyoruz. Evet. Kaldırdık zamanında yani. O 90'lı yılların sonu da hep anlatırım onu mesela. Bilgisayar toplar satardık. OEM denirdi o zamanlar. Bir kasayı toplardık. 300-500 dolar satardık. 1000 dolara yani. Şimdiki kurla çarp 500 dolar. Bir senede bir ev alırdık yani. Evet.
Ferhat Nazlı öyle demiş. Evet, eğitimler için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sertifika almak lazım arkadaşlar. Sertifika yani size bir şey katar. Tabii ya öyledir zaten. Hani hep anlatılan bir şey vardır. Uzatmayalım artık. Sohbet muhabbet güzel de. İşte yani tabii inancımıza göre herkesin inancı da kendi bağlar yani. Benim şeyimdir. Çok demokrat bir adamdır yani. Böyle şeyim yoktur. Mesela bir taraf kirliyim. Mesela futbol takımı tutmam ben. O yüzden derim mesela bu sene kim şampiyon oldu? Benim tuttuğum takım şampiyon oldu. Öyle bir espri yaparım. İşte cehennemde çukurlar varmış. Başlarında zebaniler bekliyor. Çıkmaya çalışanları dürtüp içeri atıyorlarmış ateşin içine. Bir tanesinin başında bakmışlar hiç kimse yok demişler. Niye? Burada demişler Türkler var zaten. Çıkmaya çalışanları alttan çekip indiriyorlar. Biz de böyle yani. Hani biz de bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman insanlar başarılı olduğu zaman ona çelme takmaya çalışan, engellemeye çalışan çok olur. En yakınındaki insanlar bile. Anası, babası, kardeşi bilmem nesi. O yüzden biz sevmeyiz yani. İnsanlar kıskançlık, çekememezlik bizde çok vardır yani. Adam mesela bizden fazla para kazanır. Bizden daha iyi arabaya biner. Daha iyi evde oturur. Hemen işte onun ya benim yok onun niye var? Arkadaş sen de çalış senin de olsun yani. Evet arkadaşlar kapatıyoruz inşallah. Bu arada herkesin siber güvenlik diye bir kitabımız çıkıyor. Birkaç aya bu Backnet diye bir ürünümüz var. Backnet Firewall Türk malı logonun. Aslında içerik olarak onun kullanımını anlatan bir kitap. Temel siber güvenlik konuları da var. Piyasaya da çıkacak, satışa çıkacak ama daha çok Backnet bayilerine, müşterilerine dağıtılacak bir kitap. Yani Backnet'i kullanımı ile ilgili de böyle bir kitap. Üçüncü kitabımız olacak. Başka kitap da yazmayı düşünmüyorum ben. Çünkü kitap para kazandırmıyor. Şimdi diyeceksiniz hoca hep paracı. Yani insan emeğinin karşılığını almak istiyor. Yani mesele bu. Yoksa şey değil. Ben bedava da yaparım iş. Bedava işte yaptık zamanında ama önemli olan o işin doğru bir şekilde yapılması. Onu da söylemiş olayım. LinkedIn'den, Facebook'tan, Twitter'dan arkadaşlar beni takip etmeye devam edin. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere diyoruz ve kapatıyoruz.